Elektriğin olduğu ancak suyun olmadığı köyde sadece muhtar ve eşi yaşıyor. İkimiz de eşimle benim kimse yoktur. Yakışın kışın kalıyor işte vakit geçiyor. Başka bir yaptığımız bir şey yoktur. Sadece muhtar ve eşi yaşıyor. Koca köyde ikisinden başka bir kişi bile bulunmuyor. Gurbete giden geriye dönmedi. de yaz dönemi geliyor. 3 ay 5 ay kalıyorlar 12. ayda gidiyor. Burası Sivas'ın Türk Yenice köyü. Kış aylarıyla beraber nüfus köyden ayrıldı. Köyde sadece Mehmet Türkoğlu ve eşi Rahime Türkoğlu kaldı. Eşimizle oturuyoruz, sobayı yakıyoruz, oturuyoruz, çay demliyoruz, içiyoruz. <laughs> Canınız peki? Canımız sıkılsa ne olacak ki işte? Sıkılıyor ama kimse yok, gelen yoktur. Birçok kişinin göç ettiği köyde sessizlik hakim. Bazı evlerse harabeye dönmüş durumda. Üç dönemdir muhtar olan Mehmet Bey ise köyde her şeye rağmen yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. 12 oy kullandığı o seçimde. E, Muhtaray da ben idim. Daha oylarını verdi. Muhtar olarak kaç yıldır devam ettiriyorum. Köyün nüfusunu gereken işlerini yapayım Biz elimizden geldiği kadar. Elektriğin olduğu köyde nüfus azlığında sular akmıyor. Köye gelenler de su olmadığı için geri dönüyor. Köyün nüfusu az olduğundan, şey suyumuzu buzu kıt olduğundan evlerden akmıyor. onun onu için köye de pek gelenler mahrum oluyor, mağdur oluyor.